Merhaba değerli arkadaşlar bu dersimizde sizlere dörtgenlerden bahsedeceğim. Yamuk, paralel paralelkenar, dikdörtgen, kare, eşkenar dörtgen bunların hepsinden arkadaşlar bahsedeceğimiz için dersimiz birazcık uzun sürebilir. Ben e, genel bütünlüğü bozmamak adına arkadaşlar tek derste anlatıyorum. Siz bunu iki bölümde izleyebilirsiniz. Dersin PDF'i var. Çıktı alıp siz de mutlaka yazarak hatta benim bazı yerlerde kesme olayları göstereceğim, katlama olayları göstereceğim. Onları da yaparsanız inanılmaz bir şekilde öğrendiğinizi göreceksiniz. Hadi dersimize başlayalım. Yamuk diyoruz. Şimdi arkadaşlar yamuk dediğimizde şu şekilleri bir kere gördüğümüzde yamuğu hatırlamamız lazım. Bu bir. İkincisi en az en az bir kenar çifti paralel olacak. Bu ne demek? Bakın şurada alt taban ve üst taban olmak üzere kenarlar var ve bunlar birbirine paralel. İşte böyle mutlaka en az birbirine paralel olacak şekilde bir kenar çifti olması gerekiyor arkadaşlar yamuk olabilmesi için. Hocam paralel olduğunu nereden anladınız derseniz şöyle bakın şu iki doğru parçası yani iki kenar arasındaki uzaklığa bakarsak hep 1 2 3 4 5 birim. Bakın burada da 1 2 3 4 5 birim. Yani uzaklık değişmediği için paralel olduğunu anlayabiliyoruz zaten ve burada arkadaşlar yamukta çok fazla bir özellik olmamakla birlikte o paralellikten faydalanarak şu aşağıdaki açıyla şu yukarıdaki açının toplamı 180 derece yapıyor. Hocam neden 180 derece yapıyor diyeceksiniz diye düşünüyorum demişsindir oradan. Şimdi bak şu yeşil açıyı ben şu kenarı uzatırsam arkadaşlar dikkat edin ya hocam buna gerek var mı var arkadaşlar böyle olduğunu öğrenirseniz bir daha asla unutmazsınız bakın Z harfini görebiliyor musunuz hani biz öğrenmiştik ya doğruda açılarda bakın Z harfinden dolayı bak bu yeşil açı bu yeşil açı şimdi o yeşil açıyla Pembe açının toplamı şurada bütünler oluyor. O yüzden arkadaşlar bu alt tabandaki bir açıyla üst tabandaki açıyı topladığınızda şu an bakın böyle ardışık olması da önemli yalnız tamam mı? Buradaki ile buradakinin yaparsanız direkt olmaz. Onu da söyleyeyim. O zaman burada A açısıyla D açısının toplamı ne olması gerekiyor arkadaşlar? 180 derece olması gerekiyor. Aynı mantıkla B açısıyla da C açısının toplamı B açısıyla C açısının toplamı 180 derece olması gerekiyor. Bu tüm yamuklarda geçerli. Mesela bak burada 90-90 ne yapmış? 180 yapmış. Bunu görebiliyoruz. Veya işte burada 60 derece burası 120 derece dersek yine 180 derece yaptığını gözlemleyebiliriz. Bu şekilde aklımızda kalabilir. Şimdi ikiz kenar yamuk diye bir şey de var arkadaşlar ya şu kenarları arkadaşlar yan kenarları birbirine eşitse böyle biz buna ikiz kenar yamuk diyoruz. Paralel, paralel olmayan yan kenarlarının uzunlukları bu önemli bir bilgi. Çünkü paralel olanlar zaten taban oluyor arkadaşlar. Paralel olmayan yan kenarlarımızda ikiz olan kenarlarımız oluyor. Bu ikiz kenar yamukta şu taban açıları birbirine eşit oluyor arkadaşlar. Mesela şu açıyla soldaki açıyla sağdaki açı birbirine eşit. Aynı mantıkla o zaman yukarıdaki açılarda birbirine eşittir diyebilirsiniz. Neden? Bak şimdi şurası 60 derece ise burası 120 derece ise o zaman sen yine buraya 60 derece buraya 120 derece diyebilirsin. Böyle düşünerek mantıksal çıkartabilirsin çıkarımda bulunarak hareket edersen hiçbir sıkıntı olmaz. Paralel olmayan yan kenarlarından biri alt ve üst tabana böyle dikse arkadaşlar biz buna dik yamuk diyoruz. Şurada gözlemlediğimiz gibi bakın alt ve üst tabana dik olmuş yan kenarlardan biri. O zaman tamam bu bir dik yamuktur diyebiliyoruz. Ve yamukla ilgili bir tane soru çözelim. Bu söylediklerimizi iyi bir şekilde Pekiştirelim. Yandaki ABCD yamuğunda AB ile CD birbirine paralel. Bakın alt taban üst taban birbirine paralel. Paralelse arkadaşlar şöyle paralellik işaret yapabilirsiniz. Hani direkt böyle gözlemleyebilelim diye böyle yapabilirsiniz. AC ile BC birbirine diktir. Bakın AC ile BC birbirine dik ve AD ile DC de birbirine eşit. Bakın şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Ya hocam bunları niye eşit vermiş ya ikizkenar üçgeni kullan diye vermiştir. ADC 110 derece. Neresi o ADC? Oraya bakmamız lazım. ADC ha burası. O zaman sen buraya ne diyeceksin? 110 derecedir diyeceksin. Buraya 110 dedin ya. O zaman şu üçgende iç açılar toplam 180 derece. O zaman 180'den hemen 110 dereceyi çıkarıyorsun. Çıkardın ne elde ettin? 70. 70'i 2'ye böldün. Neden 2'ye böldün? Çünkü taban açıları birbirine eşit oluyordu. O zaman burası 35 derece. Burası da 35 derece olmuş oldu. Şimdi nereye geldik? Bakın ne demiştik arkadaşlar? Alt tabandaki açıyla üst tabandaki açıyı topladığımızda 180 derece yapıyordu. Şu açının toplamı 90, 35 daha ne yapıyor? 125 derece yapıyor. 90 ile 35 hatta isterseniz böyle alt alta toplayabilirsiniz. E, o zaman burası 125 ise bak uzat bunu. Bu 125 ise burası da ne olması lazım? 125 olması lazım. Buradan bütünlerden 180'den 125'i çıkararak bak özelliği hatırlamasan bile. Benim amacım bu zaten. Özelliği hatırlama boş ver. Hatırlayıp ne yapacaksın her şeyi. Ama sen şunu biliyorsan böyle iş tersi olayını biliyorsan ya da ya burası x ise burası Burası da x olacak hocam. O zaman buranın toplamı 180 olması lazım. şurası 90, 35 daha 125. Ben bunu çıkardım da ondan 5 çıktı 5. 7'den 2 çıktı 5. 55 derece olarak benden istenilen ABC açısını yani X'i bulmuş oluyoruz dedik. Ve hemen ne yaptık? Yamın bu özelliğini geçmiş olduk. Paralel kenara geldik. Arkadaşlar şimdi özellikler başladı bakın. Ama bu özellikleri de ezberlemenize gerek kalmadan zaten çoğunu da hemen gözlemleyebiliriz. Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. Ya zaten şu alt alttaki kenarla üstteki kenar birbirine paralel. Yine sağdaki ile soldaki kenar birbirine paralel. Bu yüzden paralel kenar diyoruz. Kenarlar birbirine paralel olduğu için. Kaçlık kenar uzunlukları birbirine eşit. Nereden anlıyorsunuz hocam? Bakın sayabilirsiniz böyle noktaları sayamadığınızda da. Bak şu kenarı al şuraya yapıştır görüyor musun? Aynı şekilde birbirine eşit olduğunu gözlemleyebilirsin. Karşılıklı ardışık olmayan iç açıların ölçüleri eşittir demiş. Bak karşılıklı ardışık olmayan. Bak şunla şu. Karşılıklı ve ardışık değil. O zaman karşılıklı ve ardışık değil. Bakın şu mavi ile mavi. O açıların şöyle bakın hatta şöyle göstereyim ben size. O açıların şöyle üst üste geldiğini gözlemleyebilirsiniz. Şöyle açtığımda bakın. Turuncu turuncu. Görüyor musunuz? Kapattım arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde böyle katlamalar yaparak gözlemleyebilirsiniz. Aynısını bunda da yapabilirsiniz ama onu yapmak için tabi bunu biraz kesmeniz gerekir. Çünkü direkt üst üstüne getirmek çok mümkün değil ama ben yine getirdim bakın. Şu şekilde baktığınızda açtığınızda... İki tane mavi size göz kırpıyor olacak değerli öğrenciler. Bu şekilde karşılıklı ardışık olmayan iç açıların ölçülerinin eşit olduğunu gösterdik. Yani turuncu turuncu dar açı dar açı geniş açı geniş açı mavi mavi birbirine eşit oldu. Ardışık iç açıların toplamı 180 derecedir. Ya şimdi o ne demek arkadaşlar? Mesela şununla şu ardışık ya bunlar 180'dir. Bununla bu ardışık ya 180'dir. Bununla bu 180. Bunun da nedeni ne? uzat bak bunları şöyle uzat bir tanesini de yine gösterelim ki aklımızda iyi bir şekilde kalsın şimdi bak şu turuncu açıya İç tersten Z'den arkadaşlar. Bakın burası da turuncu olmaz mı? E, turuncu mavi toplamı o zaman ne oldu? 180 oldu. Ya da yöndeşlikten bak uzat şurayı. Uzat şurayı. Uzattığında ne oluyor? Turuncu turuncu. Bunlar birbiriyle toplandığında 180 derece olmuyor mu? Oluyor. Bakın mavi artı turuncu 180 derece olmuş oldu. E, o zaman arkadaşlar biz burada işte ardışık açılar birbiriyle toplandığında 180 derece yapıyor diyebiliriz. Köşegenler birbirini ortalar. İşte bak burası önemli arkadaşlar. Köşegenler birbirini ortalar ortalar olayı önemli. Şimdi köşegenleri çizdik. Köşegen neydi arkadaşlar? Ben özellikle hani katlayıp göstermek için ayrıca kesip aldım bunu. Köşegenler bakın böyle karşılıklı komşu olmayan köşeleri birleştirilmiş doğru parçalarıydı. Köşegenleri çizdim ben. Şimdi bu köşegenler birbirine eşit değil. Neden hocam eşit değil derseniz tabii ki makası bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi eşit olduğunu nasıl gösterebilirim? Makası buldum geldim bu arada arkadaşlar. Şöyle alıyorum bakın. Tamam mı? Şöyle alıyorum. Şuradan kesiyorum bak. Bir üçgene alıyorum, kesiyorum şöyle. Bir tanesini kesiyorum yukarıdan. Sonra şunu alıyorum, kesiyorum. Ya hocam buna ne gerek var? Biz bunu nasıl yapacağız? Dersiniz yorumlarda bazı arkadaşlar böyle. Ama ya bunları yaptığınızda o kadar tatlı bir şekilde eşit olduğunu görüyorsunuz ki arkadaşlar. Şuraya da keselim. O zaman bir daha aslında unutmuyorsunuz. Gerçek bu yani arkadaşlar. Yani biz burada artistik yapmıyoruz sizlere. Evet, bunu aldık bak şimdi. E şu kırmızıyla şu kırmızı bakın. Aa bakın görüyor musunuz? Üst üste geliyor. Yani birbirine eşit. Bak bu kırmızıyla da bu kırmızı zaten bu buradan geldi arkadaşlar. Birbirine eşit. Ama kırmızıyla siyah birbirine eşit değil. Yani köşegenler birbirine eşit olmuyor arkadaşlar paralel kenarda. Köşegenler birbirine eşit olmuyor. Ama birbirini evet ortalıyor bakın. Alttaki parçayla üstteki parça. Yine bak siyahta da alttaki parçayla üstteki parça. Alttaki parçayla üstteki parça birbirine eşit oluyor. Böyle kesip görebilirsiniz. Ya da bir diğer bir yöntem arkadaşlar. Şöyle katlarsanız. Bakın üst üste geldiğini de bak o siyahla şu siyahın üst üste geldiğini gözlemleyebilirsiniz. Katlamayla da yine bir şeyler elde edilebiliyor arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. Bir de arkadaşlar hemen o köşegeni hemen şurada çizelim size. Köşegeni çizelim. Ortaladığını gösterelim. Hatta onları farklı renkte yapalım şöyle sizlere. Alıyorum. Hemen cırt cırt çizelim. Bak bir tane mavisini çizdim. Tamam mı? Bir tane de ne çizeyim? Kahverengi çizeyim arkadaşlar. Şuradan şöyle. Ya bunu böyle illa cetvelle çizmenize falan gerek yok ama tamam mı? Yani böyle çizerseniz güzel bir görüntü olur. Bak şu parçayla şu parça birbirine eşit oluyor. Yani köşegenlerin birbirini ortalaması böyle bir şey. Şu parçayla da arkadaşlar şu parça birbirine eşit oluyor. Kenarların eşitliğini de illa göstermek isterseniz arkadaşlar sağdaki kenarla soldaki kenar birbirine eşit oluyor. Alttaki kenarla da üstteki kenar birbirine eşit oluyor. Farklı farklı eşit oldukları için farklı farklı gösterdim. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Yandaki ABCD paralel kenarında BAD 70 derece verilmiş. Bak şimdi BAD burası. DCF 25 derece verilmiş. Tamam onu da görüyoruz. AFC açısı sorulmuş. Açıyı bulabiliriz arkadaşlar. Açıyı bulmak burada bizim zaten paralel kenarda mutlaka yapacağımız bir şey. Bir de köşegenlerle ilgili bir şey verilmiş. AO 15 derece Sonra BO arkadaşlar 10 e, AO 15 santim. AO 15 santim. BO ise 10 santim. Şimdi burada bizim şunu de deme şansımız var. Burası 15 santim ise burası da 15 santimdir. Köşegenler birbirini ortalar. Burası 10 santim ise şu DO uzunluğu da ne olmak zorundadır? 10 santim olmak zorundadır. Yani şurayla da şura birbirine eşit diye düşünebilirsiniz. O zaman BD uzunluğu bakın şu köşegenin uzunluğu ne olur? 20 santim olur. AC uzunluğu ne olur? 15-15 daha 30 santim olur. Buradan köşegenlerin uzunlukları toplamının 50 santim olduğunu görebiliriz. Bu basit. Şimdi gelelim açıya. Bak açı olayı arkadaşlar burada sıradan bir olay değil. Şurayı 70 derece bize vermişti. Burayı 70 derece verdiyse arkadaşlar şuradaki açının da ne olması gerekiyor? Çünkü karşılık komşu olmayan açıların aynı ölçüde olması gerekiyor ya. Burasının da 70 derece olması yani tamamı 70 derece. O zaman şu kalan parçayı ben bulabilirim. 70'ten Dikkat edelim. 70'ten 25 çıkarıyorum. Bunu görmek çok kolay olmayabilir. 10'dan 5 çıkardım 5. 6'dan 2 çıkardım 4. Yani şu açı 45 derece bakın. Özellikle orayı siyahla yapayım. Şu açı 45 derece. Peki oradaki Z'yi görebildiniz mi? Bakın şöyle bir Z var. Şöyle bir Z var. Hop hop bakın. Şu Z'yi görebildiyseniz mükemmelsiniz. Şimdi göremediyseniz de görür hale getireceğim sizi. Burası 45 derece arkadaşlar. Z'den o zaman burası da 45 derece oluyor. E sen burayı 45 derece gördüysen artık şu x'i bulabilirsin. 180'den 45'i çıkardığında o x açısının da ne olduğunu görüyorsun. 135 derece olduğunu görüyorsun. Yani AFC açısı 135 derece olmalıdır diyeceğiz. Bu kadar arkadaşlar. Yani burada işte her şeyi yerli yerine getirmemiz gerekiyor. Dikdörtgene geldik. Her iç açısının ölçüsü 90 derecedir. Dikdörtgenin en bilindik özelliğinden. Çünkü dikdörtgen zaten. Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. Yani paralel özelliklerini taşıyor arkadaşlar. Bakın karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Karşılıklı kenar uzunlar da birbirine eşit. Paralel kenarda bile eşit oluyordu. Burada zaten Haydayda eşit oluyor. Sayabilirsiniz noktalardan bakın. 1, 2. Ya nokta aralıklarını sayıyoruz bir de böyle hani kenar uzunluğu kaç birim denildiğinde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bak burası da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu yukarıdaki nokta aralıklarından sayarsan daha rahat sayarsın. Yani 8, 8 olduğunu görüyorsun. Şuraya baktığında 1 2 3 4 5 6. Yani o zaman şöyle diyebiliriz. Bakın sağdaki kenarla soldaki kenar uzunluğu birbirine eşit. Alttaki kenarla da üstteki kenar uzunluğu birbirine eşit. Böyle farklı notasyonlar, gösterimler yapabilirsiniz. Gelelim köşegenlerin ne olduğuna. Köşegenler birbirini ortalıyor arkadaşlar. Şimdi köşegenler birbirini ortalıyor dedik ya bakın köşegenlerin birbirini ortaladığını ben bak şöyle size aldım bir dikdörtgene köşegenleri çizdim. Köşegenler bunlar arkadaşlar. Yine bunu keserek yapabiliriz. Yani şöyle alırız tamam mı? Köşegenlerin birbirine ortaladığını. Şuradan arkadaşlar şöyle keseyim. Direkt düzgünce gösterelim size. Keserek. Şimdi burada köşegenler birbirine eşit oluyor. Hocam neden eşit oluyor diyeceksiniz. Köşegen uzunlukları neden eşit oluyor diyeceksiniz. Mesela paralelkenarda eşit olmamıştı ama bunda eşit oluyor. Şimdi bak o parçayı çıkardım ya. Dikkat edin o yeşil parça buraya da geliyor, yeşilin üzerine de geliyor. Dikkat edin o yeşil parça siyahı, siyahla da örtüşüyor arkadaşlar. Aynı şekilde yukarıdan baksan yine örtüşüyor. Her şekilde bak siyahı buraya getir her şekilde örtüşüyor yani. O zaman hem köşegenler yine birbirini ortalıyor. Köşegenler birbirini ortalıyor paralel kenardaki gibi. Bir de artı buna artı olarak köşegen uzunlukları birbirine eşit olmuş oluyor. O zaman arkadaşlar ben burada köşegenleri çizecek olursam şöyle hemen köşegenimi çizmek istiyorum. Köşegen uzunlukları birbirine eşit olacak. Hemen diğer köşegeni de çizeceğim. Onu da şöyle yapayım. Görmem daha kolay olsun. Evet. Ya şimdi burada videoda çizerken tabii e, hata yaptık mı şey oluyor. Tamam mı? Hoca çiz, nasıl çizdi falan filan oluyor. O yüzden dikkatli çizmeye çalışıyoruz. Yoksa bunları böyle cırt cırt hemen yapıp geçilir yani. Hani şimdi burada arkadaşlar bunlar bir kere ne olacak dedik? Bunlar eşit olacak. Eşit olduğunu şöyle farklı bir notasyonla gösterdim. Bak buralar buralar birbirine eşit oldu. Yani şu AC köşegeniyle BD köşegen uzunlukları birbirine eşittir arkadaşlar. Yani şura 10 birimse burada 10 birim diyebilirsiniz. Bura 5 bu parça 5 ise bu parça 5, bu parça 5, bu parça da 5 diyebilirsiniz ki böyle sorumuz hemen karşınıza çıktı. Yandaki ABCD dikdörtgeninde A ve X değerlerini bulacağız arkadaşlar. Bir kere şimdi burada şöyle bir şey var. Bak bura 140 derece ise ters açıdan önceki bilgini kullan. Burası da 140 derecedir. E hocam buradan sonra ne yapayım? Ya burada köşegenlerin özelliğini kullanacaksın. Bir dikdörtgende de köşegen uzunlukları birbirine eşit ve köşegenler birbirini ortalıyor. Yani şuradaki parçayla şuradaki parça birbirine eşit. Buradaki parçayla buradaki parça birbirine eşit. Yani şurada bir ikizkenar üçgen var. 180'den o zaman 140'ı çıkar. Ne kaldı geriye? 40 kaldı. Onu da 2'ye böl, Hop 20. E, 20 derece olarak neyi bulduk arkadaşlar? X'i bulduk. Bakın burası 20 derece, burası da 20 derece ki ikizkenar üçgende sağlasın. Şimdi aşağıya geldiğimizde e, ikizkenar üçgen ya bu da a artı 7 ile 3a artı 1 birbirine eşit olması gerekiyor. E, biz denklem görmüştük ya, e, burada uygulayabiliriz aslında. 3a artı 1 ile a artı 7 uzunluğu birbirine eşit E şimdi burada bilinenler bir tarafta, bilinmeyenler bir tarafta yapabiliriz. A'yı bu tarafa gönderiyorum. Biri bu tarafa gönderiyorum. Yani 3A'dan A'yı çıkardığımda ne kalıyor geriye? 2 tane A kalıyor. 7'den biri çıkardığımda ne kalıyor? 6 kalıyor. E 2 tane A 6 ise bir tane A'nın ne olması gerekir? 3 olması gerekir dedik ve bu sorumuzu da geçtik. Geldik eşkenar dörtgene. Şimdi eşkenar dörtgende paralel kenarın tüm e, özelliklerini taşıyor arkadaşlar. Tamam mı? Aynı zamanda tüm kenar uzunlukları eşit. Bak paralel kenar özelliklerini taşıyor. Aynı zamanda tüm kenar uzunlukları eşit. Ve burada karşılıklı açılar da yine birbirine eşit. Bak turuncu ile turuncu, mavi ile mavi birbirine eşit. Çünkü paralel kenar özelliklerini taşıdığı için bütün kenar uzunlukları eşit olduğu için şöyle diyebiliriz bakın. Şöyle bunlar eşit, eşit, eşit böyle diyebiliriz. Aslında yazılabiliriz. Ha? A, B eşittir, B, C, B, C eşittir, C ama gerek yok ona. Bütün kenar uzunlukları eşit dedik zaten. Köşegenler birbirinin dik ortalar. Neden hocam? Bak köşegen çizivereyim burada. Burada cetvelsiz çizeceğim artık tamam mı? Cetvelsiz de çizilebilir. Kareli olduğu için arkadaşlar. Benim çizimler e, böyle arkadaşlar çok güzeldir yani fena sayılmaz. Şimdi baktığımızda köşegen uzunlukları arkadaşlar birbirine eşit değil. Neden eşit değil hocam? Kareleri sayı ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim burası. Bak buraya bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. Köşegenler birbirine eşit değil. Yani eşkenar dörtgende köşegenler birbirine eşit sanarsan yanılırsın. Köşegenler birbirine eşit olmuyor arkadaşlar. Köşegenler birbirini dik ortaladı. Çünkü bak burada bir dik açı oluştu arkadaşlar. Şuraya görüyorsunuz tam karenin köşesi. O zaman köşegenler birbirini dik ortaladı. Neden ortaladı hocam? Şu parçayla şu parça bak 3 birime 3 birim. Bu parça ile bu parça 4 birime 4 birim. O zaman böyle işte olduğunda notasyonuna gösterelim. Köşegenler açı ortay. Ya neden açı ortay hocam? Şundan dolayı ben size söyleyeyim. Şimdi köşegeni çizdin ya bak sen köşegeni çizdin. Katla köşegenden üst üste. Katladığında tam o açıyı bak katladığında şöyle tam açıyı ortadan ikiye bölüyor. Görüyor musun? Açıyı ortadan ikiye böldü. aa o zaman köşegenler açı orta. Yine aynı şekilde bak buradan da katlayabilirsin böyle. Ya bu katlama var ya inanılmaz bir şey arkadaşlar. Gerçekten e, öğrenilmesi gereken bir şey. Gözlemlenilmesi gereken bir şey. Bak böyle de yine köşegen açı ortaya oldu. Açıyı ortadan ikiye bölmüş Oldu. Tabii bunu biz kendimiz de çıkartabiliriz. Yani nasıl çıkartacaksınız hocam? Bak şuraya ben diyeyim ki çizgi aç olsun. Burası da çizgi aç olsun. Şimdi Z'den bakın şurası çizgiyse burası da ne olmak zorunda kalır? Çizgi. Bak görüyor musunuz Z'yi? Hani paralel ya zaten kenarlarda. Buradan bura çizgi ise bura çizgi. E, buradan da aynı şekilde bura çizgiyse ise bura çizgi olur. O zaman açı ortay olduğunu gözlemleyebiliriz. O zaman şuraları da nokta açı nokta açı dersem buraya da nokta açı nokta açı diyebilirim arkadaşlar. Bu şekilde hemen soruyla pekiştirelim. ABC bir eşkenar dörtgen. Bakın eşkenar dörtgen. Ve BE E açı ortay. Bak BE E dediği şey ayrı bir şey. Köşegenin açı ortay. B, E de açı ortay demiş. Ekstra bir şey vermiş. Burada C, B açısı 18 derece. Neresi orası? CBE B, e dedi yer burası bak burası 18 derece o zaman burası da 18 derece açıortay demiştiniz ya e şimdi bakın ne yapmamız gerekiyor burası 36 ise şu açı da 36'dır. 18, 18 daha 36 ya. Çünkü bak bu kenarla dikkat edin. Şu kenar birbirine eşit. E o zaman arkadaşlar biz şöyle bir şey elde ederiz. 36, 36, 72, 72 yapar. 72 derece yapar. E o zaman şu açıyı bulabiliriz biz. 180'den 72'yi çıkarırsam ondan 2 çıktı 8, 7'den çıktı 0, 108. Bak şurayı da buldum. Burası da 108 derece. Eşin şu üçgende iç açılar toplamı 108 artı 18. Ne yapıyor arkadaşlar? 126 derece yaptı. Ama 180 olması gerekiyor. O zaman 180'den 126'yı çıkardığımda ondan 6 çıktı 4. 7'den 2 çıktı 5. 54 derece olarak x açısını bulmuş olduk. Farklı yöntemler de arkadaşlar illa kullanılabilir. Bir de burada ikizkenar üçgeni görmek için size tavsiyem. Şöyle soruyor, çevir verin arkadaşlar. Eşkenar dörtgen olduğu için kenarların eşit olduğunu mutlaka yazın. Ve paralel kenar da olduğunu unutmayın. Kareye geldik. Son özel dörtgenimiz. Çok yakışıklı bir dörtgenimiz. Çünkü bu var ya inanılmaz bir şey. Tüm kenar uzunları birbirine eşit zaten. Ve iç açıları 90 er derece, özel bir dikdörtgen, özel bir paralelkenar, özel bir e, dörtgen diyebiliyoruz arkadaşlar. Hatta bu düzgün bir çokgendir, düzgün bir dörtgendir. Her birisi 90 derece bunu da biliyoruz. Dikdörtgen, paralelkenar özel hali var tamam. Köşegen uzunlukları eşittir. Arkadaşlar zaten dikdörtgende bile köşegen uzunlukları neydi? Birbirine eşitti. O zaman ben burada hemen ne yapıyorum? Şu köşegenlerini alıyorum, çiziyorum. Burada cetvelle çizelim. Ee, karenin şeyini karizmasını bozmayalım arkadaşlar. Zaten çok karizmatik bir şekil. Elimizle çizip yamru yumru şeyler olmasın burada. Tamam Evet. Şimdi gördüğünüz gibi karenin köşegen uzunlukları birbirine eşit. Ölçtünüz mü hocam? Ölçeriz. Ölçeriz. Siz istiyorsanız ölçeriz arkadaşlar. Bakın şöyle ölçtüğümde 17 santim. Şurayı ölçtüğümde arkadaşlar burası da 17 santim. Tamam mı? 16.9 da 17 dedim artık. İdare edin. Her ikisi de 16.9 aslında. Köşegen uzunlukları eşittir dedik. Köşegen uzunluklu. Köşegenler birbirini dik ortalar dedik. Hocam dik ortaladığını nereden anladınız? Bak cetvel şöyle tam 90 derecelik ya şuraya koy bak şöyle. Bak tam dik kesiştikleri belli arkadaşlar. O zaman burası dik olacak. Ya da ne yaparsın? Alırsın bir tane açı ölçer, bir kere bakarsın yani şöyle ölçersin. Tam 90 derece olduğunu gözlemlersin. Bunu bir daha da unutmazsın. Tamam mı? Yani sınavda verilmeyecek ama böyle yaparsan unutmazsın zaten. Köşegenler birinin dik ortalar. Köşegenler açı ortaydı. Ya zaten eşkenar dörtgende olan bir şey arkadaşlar. Ya şimdi sen biraz önce eşkenar dörtgende katladığında böyle üst üste getirdiğinde açı ortay olurken karede olmaması mümkün mü ya? O zaman 90'ı ne yapar? 45-45 ikiye böler. Bak bura 45, bura 45, bura 45, bura 45. Hep böyle 45-45 Böler arkadaşlar ve ne oluyor aslında biliyor musunuz dik üçgen bak iki kenar dik üçgenler oluşuyor şu parçayla şu parça birbirine eşit, şu parçayla şu parça birbirine eşit, şu kenar şu kenar bu kenar bu kenar yani tüm kenarlar birbirine eşit arkadaşlar bu şekilde e, biz köşegenler açı ortaydır köşegenler birbirinin dik ortalar köşegen uzunlukları eşittir bunları söyledik yine kesip köşegenlerin eşit olduğunu görebiliriz ama zaten dikdörtgende bile köşegenler eşitse e, karede hayli hayli eşit olur diyor ve güzel mükemmel bir soruyla devam ediyoruz. KLMN kare, LN ile KP uzunluğu birbirine eşit. Şimdi LN neresi? Bak şu köşegen. Arkadaşlar bunu çizseniz bu KP ile ne alakası var ya bunun? Hiçbir alakası yok. O zaman sen bak bu köşegeni çizmek yerine o köşegenin aynısı olanı şuradan çizebilirsin. Neden? Çünkü o köşegenle bu köşegen birbiriyle eşit uzunlukta. Karede köşegenler eşit uzunlukta zaten. O zaman ne olur biliyor musun? Bak şu kenarla şu köşegen birbirine eşit olmuş oluyor. Yani burada aslında ikiz kenar bir üçgen oluşuyor. Hocam hiç açım açı maçı da vermemiş ya. Ya zaten vermesine gerek Karede 90 derece ve köşegeni çizdiğinde hemen 45-45 ayırıyor. Yani bura 45 ise diyor. Bura da 45 oluyor diyor. Tamam. o zaman arkadaşlar sen burada ikiz kenar üçgeni de yakaladın. 180'den 45'i çıkar. Taban açılarına ulaşalım. 10'dan 5 çıktı 5. 7'den 4 çıktı 3. 135'i ne yapacaksın? 2'ye böleceksin. Hocam 135 2'ye bölünür mü ya? Bölünür niye bölünmesin ya? 6 kere 2 12. 15 de 2 7 kere. 7 kere 2 14. Kalan ne? 1. Bir sıfır koy bir virgül koy. 10 de 2 5 kere 67.5 derece diye buldum korkacak hiçbir şey yok. Neden dersen ya zaten sen ondalık gösterim rasyonel sayılarda uzmanlaştın artık. Tamam? Geldik LGS tarzı sorumuza. Şimdiden sizi LGS'ye hazırlıyoruz değerli öğrenciler. Burada Eşkenar dörtgende köşegenler birbirinin dik ortalar diye bilgiyi vermiş bak size. Tamam mı? Genelde zaten böyle bilgiler veriliyor yani ezbere olmuyor. Sadece siz bu bilgiyi kullanmanız lazım. Köşegenler birbirinin dik ortalıyorsa şu parçayla şu parça birbirine eşit. Şu parçayla da şu parça birbirine eşit. Eşkenar dörtgenin köşelerine konumlandırılmış ev, okul, hastane ve belediye görülmektedir. Ali köşegenlerin kesişim noktasındayken Ali'nin belediye olan uzaklığının 7 kilometre eksi. Bak Ali'nin belediye olan uzaklığına x dersen 7 kilometre eksi ne olur? x eksi 7 olur. Ali'nin hastaneye olan uzaklığının 2 katının 15 kilometre eksiğine eşittir demiş. Ali'nin hastaneye olan uzaklığının 2 e, katının 15 eksi. Hastaneye olan uzaklığı da x'tir. O zaman 2 katı ne olur arkadaşlar? 2x 15 eksi 2x eksi 15 olur. O zaman bunları bu şekilde denklem çözmeyle halledebiliriz biz arkadaşlar. Sonra Ali'nin evi olan uzaklığı hastaneye olan uzaklığından 2 kilometre az. ya hastaneye olan uzaklığına biz ne dedik? X dedik arkadaşlar. E o zaman X'ten ne olacak? 2 kilometre az olacak. Burası da X eksi 2 olacak. Ali'nin bunu 4 noktaya olan uzaklıkları toplamı dediği şey de köşegen uzunluklarının toplamı demek. Biz şuradan bir denklem bulalım. X'i bu tarafa, eksi 15'i bu tarafa geçiriyorum. Eksi 15 buraya artı 15 diye geçti. 15'ten 7'yi çıkardığımda 8 oldu. E, 2 xten de X'i çıkardığımda çıkardığımda x oldu. x'i 8 olarak buldum. E şimdi arkadaşlar x 8 ise bakın şu x 8 ise e o zaman şurası x eksi 2 ne olması lazım? 6 olması lazım. E burası 8. Burası da 8 olması lazım. Köşegenler birbirini ortalıyorlardı. Dik ortalıyorlardı. O zaman 8 8 daha ne yaptı? 16 yaptı. 6 6 da 12 yaptı. Bunları topladığımda 28 santim olarak buldum. Ya da 28 kilometre olarak buldum. Çünkü kilometre cinsinden vermiş. O çok önemli değil. Doğru cevabımız ne olarak bulduk? Ceyhan olarak bulmuş olduk. Değerli öğrenciler dörtgenleri bitirdik. Dörtgenlerle ilgili bilmeniz gereken her şeyi mükemmel bir şekilde öğrendiniz. Siz de bunlarla ilgili pekiştirici sorular çözerseniz tadından yenmez diyorum. Youtube kanalımıza abone değilseniz mutlaka abone olun. Bildirimleri açın. Ayrıca beni Instagram Instagram Yimet Hoca'dan da takip edebilirsiniz. Bir dersi daha burada bitiriyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.